Ben çok beğendim. Oğlum çok bağırıyor bu motor ya. Ben de böyle yaparım ama. Oğlum bunlar ne lan bunlar? BT7 demek ki biraz daha araçlıyı tosatlayabiliyormuş. Öyle bir kabiliyeti varmış diyormuşum. Evet dostlar, bugün kalabalığız. Ekibi topladık. Çapın, Alp, Burak, ben, Motoritik. Hep beraber toplandık. Şimdi ne yapmaya gidiyoruz? Viraj yapmaya gidiyoruz dostlar. Oğlum bu arada dizildik böyle ama birileri gelip sürtmesin. Sen yap, ben de yapacaktım. Ben de yapacağım arkadan. Ya enayi kapatmış ya. Viteste mi? Viteste bir de. Gidelim hadi. Evet dostlar, şimdi çıkıyoruz viraja, virajlara, Sabuncu Beli'ne. Meşhur jandarmamızın, askerimizin, trafik polislerimizin olduğu yeri biliyorsunuz. Sabit'in de benim de orada videom var. Şu sağa sola bir yere koyarım. Ablam beni ezecek ya, 2 dakika beklememek için. Meşhur o yere gidiyoruz dostlar, biliyorsunuz. Bizi askerler gelmişti benim videomda. Samet'in videosunda da jandarmalar gelmişti. Onun videosu biraz daha problemli olmuştu. Biz de trafik uyarıp gitmişti. 12 kötüydü yani, bayağı beklettiler ettiler. Uğraştırmışlar yani, anlayacağınız bayağı. Evet, şimdi tekrar o yere gidiyoruz. Umarım tekrar aynı şeyler olmaz. Güzel güzel gider geliriz. Ananı satayım. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Oğlum, birden durdu, bir şeyler yaptı. Korktum çarpacağım diye. Neyse geçelim. Evet dostlar, siz de videoya tam girmemişken bu tarz videolara devam edecek. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun ama. Videoyu izleyenlerin %80'i abone değil. Bir abone olun be. Bir şey kaybet. Oğlum az kalsın BMW sahibi olacaktım bak ha. Vallahi hani olmak isterim. Ama olmayayım yani, boşver. Ya bu BMW ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? İnsanlar... Evet dostlarım, şimdi trafikten nispeten kurtulduk ve güzel yollara geldik. Şimdi buradan sonrası güzel yollar. Şunu soldan gideceğiz kankalar, düz gitmeyin. Şimdi buradan yapıştırıyoruz artık. Bakalım, umarım kazasız belasız, bir problemsiz, sıkıntısız, özellikle polissiz videomuzu tamamlarız ve evimize döneriz arkadaşlar. Burak çok şey yaptı ya. Oğlum burası nasıl tutmaz? Siyah asfalt bu. Siyah asfalt nasıl tutmaz? Oğlum bu ne yapıyor lan bunlar? Neyse biz de Çapın'la beraber basalım. Hadi bakalım Çapın. Kanka hadi. Biz de beraber oynayalım. Evet dostlarım, bu arada şunu da haberini vereyim. Artık Twitch'e başlıyorum ben de. Biliyorsunuz biz bir şey yapınca grup olarak yapıyoruz. Hepimiz başladık. Ben de başlayacağım Twitch'e artık. Oğlum MT7 ile nasıl viraj yapalım? Yapalım lan hadi. Twitch kanalımın linkini de aşağıya bir yere bırakacağım dostlarım. Kesinlikle takip edin. Yayınlara gelin, sohbet muhabbet ederiz. İlk defa başlıyorum vallahi böyle bir işe. Alp de çok arkada kaldı. Takipleşelim yani, orada sohbet muhabbet bir şeyler yaparız. Artık öyle işte. Yalnız biraz Alp'i bekleyelim. Alp yok. Alp'i şimdi arkada bırakmak istemiyorum. Bizimkiler gidiyor. Ben de onların arkasında kalmak istemiyorum. Lastiğimin havasına vesaire hiçbir şeyine bakmadın. Bakmam gerekiyordu. Ama bakmadım. Oğlum bunlar bayağı gitti ya. Yetişelim bunlara. Ama bir yandan yollara güvenmiyorum. Arabalar sağa sola atlıyor. Onlara güvenmiyorum. O yüzden oldukça dikkat etmemiz gerekiyor dostlar. Haydi haydi. Neyse biz Burak'ı geçelim. Ananı satayım.
Arkadaşlar Z800 yüksek süratlerde biraz açıyor arayı MT7 ile, yani geçiyor anlayacağınız. Alt süratlerde, yani nasıl diyeyim, 0, 170, 180 yan yana, 180 olmayabilir. Ondan sonra Z800 uzuyor. Tabii ki 4 silindir bu makine. Z800'ü hafife almayalım yani. Ne kadar torku az olsa da MT7'ye göre her şey tork değil. Ama güzel bir makine yani. Bakalım, benim motorla hiç denemedim Z800'ü. Eğer bir sonraki video Buran motorla benimkinin yarışı vesaire gibisinden bir video olmasını istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Benim motorla Buran motorunu bir deneyelim bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Ben hiç denemedim. Çapın da denemişler. Çapın da susturucuyu çıkarmış herhalde. Çapın da denemişler. Çapının motoru geçmiş. Muhtemelen benimkini de geçer ama bakalım yani, bilemiyorum. Oğlum, yavaş gidin. Alp arkada. Neyse, ben de çapınla beraber gideyim bari ya. Şöyle viraja olabildiğinde genişten girmeye çalışıyorum. Çok fazla genişten girmek de iyi değil tabi. Samet yapıştırdı gitti. Biz de çapına yetişelim. Oğlum. Şu an motoru çok yatırmıyorum ama yani herhangi bir güvensizlik vermedi bana. Çok fazla çünkü sınırlarını zorlamıyorum. Zorlamayı da düşünmüyorum. Sebebi ise biliyorsunuz zaten. MT7 ile viraj yapılmaz abi. Çünkü tamamen stok. Yani herhangi bir şey yok. Süspansiyonları sertleştirme vesaire bir şey yok. Bildiğiniz stok MT7. Sadece üstünde Tiger bir egzozumuz var. Şimdi buradan sağa gireceğiz. Asıl olayların yaşandığı yere. Hadi inceden gidelim beyler. Tamam, geliyorlar, gidelim. Nereye gidiyorsun? Burak, nereye gidiyorsun? Ya abi. Gel, o döner gelir böyle. Yapacak bir şey yok. Bu kadar kişi, bir kişinin arkasından gitmeyelim. Gidiyorum lan. Çok uzun gittim lan, lanet olsun. O kadar gitmek istemiyordum ama, yani gitmek istemiyordum değil, gitmeyi planlamıyordum. Ne bileyim, gitti böyle dörde de atınca. Ama yolun kavisine denk gelince dostlar şey oldu, istemsiz indirdin yani. Yani dengen bozuluyor, pıt diye düşüveriyor. O senteden düşünce motor. Alp de ekipman giymemiş, burada şort terlik gelmiş. Kanka, ekipman giyeceksin. Hani sıcak falan ama hastanede terlemektense motor sürerken ceketimin içinde terlemeyi tercih ederim yani. Yalnız çok iyi bir söz değil miydi? Yemin ediyorum az önce uydurdum. Bence 10 numaraydı. Ha aynen, gideceğiz. Zaten Burak'ı bir bulmamız lazım. Kapat nerede? Hadi gidelim. Traktör de gitti değil mi ama? Aynen. Burak kaptırdı gitti. Burak nerede diyor da. Hadi Samet'i bir virajda tokatlamayalım mı ya? Oğlum ya, bunlar erken bastı benden. Bunlar erken bastı benden ya. Ama zaten virajda beni geçebilirler. Ben çünkü viraj falan sevmiyorum arkadaşlar. Yani neyse, hadi gidelim peşlerinden. Şöyle. Çok da yatırmak istemiyorum. Lastiğime güvenmiyorum çünkü lastiğim iyi bir lastik değil. Ben de böyle yaparım ama. Çok iyi ya. Viraj çıkışı, virajdan çıkmadan yaptım hatta. Çok seviyorum böyle viraj ortasında bir devriyaj tokatlayıp teker yapmayı. Burada da aynı şekilde diyecektim. Şu an ortam çok iyi değil mi? Serin, güneş görmüyor, kalabalık değil. Ama şurası jandarmayı görüyor. Ya bir şey olmaz ya.
10 numara bilyar. Evet, burada da bizim güzeller güzeli MT7'miz 10 numara. Tertemiz, sıkıntısız, dertsiz, tasasız. Burak kayboldu. Bir Burak'ı aramamız lazım ya. Aynen, tüneli tekrar dönecek. Çevirmeden sonra bu çekiyor. Aa. Yapılmıyor genelde çevirme de. Oluyor da durdurmuyorlar. Aa, Burak arıyor, Burak arıyor. Efendim kanka. Kanka biz Sabuncubeli. Ne? Sabuncubeli. Sabuncubeli. Savetlerin videoda çantayı koyup da jandarmanın yollamadığı yer. Oğlum bilmiyorsan niye önden gidiyorsun basıp? Ben şuraya gireceksiniz zannettim. Nereden oğlum, gireyim? Sağda yol var. Biz ne durmuşuz orada? Dönüş olduğu için durduk ya. Neyse. Çapının da motor burada. Çapının da bir artık devriyajla teker yap ya. Ben bilmiyorum. Dene bak, olmuyor amına koyayım. Al burada dene amına koyayım, olmuyor. Ver, ver lan. Yaparsam... Kanka bu ne? Oğlum kanka sen bundan yapamazsın. Şöyle tutamıyorsun, debriyaj salamazsın ki hızlıca. Oğlum daha önce de yapamıyordum. Yaptım ya oğlum girişte. Kanka bundan olmaz ki. Deneyeceğim ama bu zorlar. Düzgün debriyaj tokatlayamazsınız dostlar. Şu an tutamıyorum bile lan. Şu an zor tutuyorum gidonu. Arkadaşlar tamamen şundan, bir de debriyajdan bence. Dostlar debriyajı aşırı yumuşak. Yani direkt çat diye kavramıyor. Yumuşak böyle, anlamadım neden öyle olduğunu. Yanlış bir ayar mı, bir şey mi, ne var? Ama bir de şu aynanın şeyi, dediğim gibi inanılmaz zorluyor. Debriyajın kavrama noktasıyla alakalı. Ne oluyor oğlum? Kanka şu birinci neden şu an. İkinci neden de çat diye kavramıyor. Nerede kavruyor bu? Bak benimkini kullan yaparsın. Gelir ama şurada bir ince geldi de indi sonra. Evet dostlar, artık dönerken devam edelim. Şimdilik bay bay. Nasıl düştün? Gördüm. Zafer Akça yöntemi. Zafer Akça yöntemi yaptı, yapamadı. Ben de gittim. Yok, bir şey yok sadece. Bir şey yok. Oğlum barı yatırmışken şey çekseydik. Reels çekseydik. Bir şey yok, bir şey yok. Güzel düştün ama ya. Kanka, lastik sardı ya. Gelirim ha. Açık mı? Açıktır kanka. Açıktır. Açıktır ya. Açıktır ya. Kanka kıpkırmızı oldu. Video fikirlerinizi falan yazabilirsiniz. Burak'a teker nasıl yapılır onu da yazabilirsiniz yorumda. Şaka şaka. Şaka. Evet dostlarım, jandarma kovaladı. Kovalamadı aslında. Karşı şeritten geliyordu. Biz de gidiyoruz şu anda, yani kaçmıyoruz da. Yine tabii hiçbir şey yapamadık. Yine huzurumuz kaçtı. Bir şey, yani bir yerde durmamız bile problem oluyor. Ben anlamıyorum ya. Birkaç kere döndük sadece, bilmiyorum. Etrafta insan da yok, kimse de yok. Nasıl millet rahatsız oluyor, şey oluyor, ben anlamıyorum cidden. Neyse. Yani yapacak bir şey yok dostlar. Ve şimdi böyle gideceğiz artık. Yani bakalım hayırlısı. Ya bir sıkıntısız tasasız hiçbir video problemsiz olmuyor. Yani her video problemli, şeyli, bir şeyli oluyor. Anlamıyorum ya. Yolumuza devam edelim. Tam gaz dostlarım. Evet, Alp de geldi. Alp şu an Burak'ın motorunu aldı. Burak da Alp'in motorunu sürüyor. İşte Alp de video çekmek için Burak'ın motorunda. Evet dostlarım, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz farklı tarzda, değişik bir... Değişik değil aslında, biraz farklı bir video oldu. O şu an var ya, rüzgar geliyor, acayip serinliyorum. Biraz farklı bir video oldu. Yani bu tarz videoların devamı için takipte kalın bu daha. Dediğim gibi tekrar. Arkadaşlar Twitch'teyiz. Tekrar hatırlatayım Twitch'i. Aşağıda açıklamaya ben bırakacağım linkini. Twitch'te kesinlikle gelin, yayınlara katılın. Artık hani bu videodan sonra yayın yapmaya başlıyoruz. Yayınları açıyoruz. O yüzden abone olmayı, abone olmasan bile takip et. Dur dur. Dur kanka ben açayım. Bekle ben açacağım ben. Okey. Açtım kanka. Biz de böyleyiz yani. Thank you.
Virajda R6 tokatladım. Samet'i tokatladım virajda. Gerçi tam gaz açmadı, trafik vardı ama ben anlamam, ben geçtim. Ben bilmem arkadaş, ben geçtim. BT7 demek ki virajda R6'yı tokatlayabiliyormuş, öyle bir kabiliyeti varmış diyormuşum. Ben de şey yok da. Hava 10 numara, burası gölge gördüğünüz üzere. Serin yani, bu yaz günlerinde, bu sıcak günlerde böyle yer bulmak gerçekten zor. Asfalt çok iyi, gölge olması çok iyi. Ben çok beğendim dostlarım. Evet, şu an şurada bir çevirme oluyor genelde. Umarım bizi durdurmazlar diyoruz. Şu anda da çevirme yapıyorlar zaten. Evet, devam edelim. Umarım çevirmezler. Şu an şey yapmıyorlar ama nasıl diyeyim, uygulama yapmıyorlar ama bir servisi durdurmuşlar sanırım. Biz şöyle tatlı tatlı gidelim. Öyle bir bakıştık ama olsun, güzelce geçtik. Evet, şu arabacı geçsin gitsin, ben de bizikileri bekleyeyim artık. Samet'e saplamayacağım, yeter. Samet'e sapladığım bugün yeterli. Ama ananı satayım. Ananı satayım. Çok yatırıyorum motoru. Kanka bak. Oğlum ben bir şey diyeyim mi? İlk defa bu kadar yatırmış olabilirim cidden bak. Çünkü hiç yapmıyorum ben virajı falan. Geç kanka aradan. Oğlum çok yatırdım ama bak. O şeyi hissettim yani. Biraz korkuyla karışık bir şey vardı. Onu hissettim yani. Daha fazlasına gerek yok. Daha fazlasına girmek abartmak demek. Ama çapın gidince benim de gidesim geliyor yani. Samet gidince gidesim gelmiyor. Zaten R6 yani adam. Yani bu motor bunun için yapılmış. MT bunun için yapılmadığı için gidesim gelmiyor. Ama çapını görünce basasım geliyor yani. Bakışımızı düşürmüyoruz. Bakışımızı kaybedersek işler sarpa sarabilir. Oh, 10 numara geldik, 10 numara gittik. Evet dostlar, ben bugün gerçekten çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Bu arada lastikler beni hiç korkutmadı. Neden bilmiyorum. Yani iyi bir lastik olduğunu düşünmüyorum. Şimdi videonun sonunda motorun ne kadar yatıp yatmadığına bakacağız lastikten. Ya lastik beni hiç nasıl diyeyim korkutmadı, hüsrana uğratmadı. Motor da aynı şekilde. Motorumuz zaten yani nazar değmesin, temiz 10 numara bir motor. Ya bak, burada ben adama boşluk bırakıyorum. Bir araba boşluk bırakıyorum. Gelip böyle iğne deliği kadar yerden geçiyor ya. Bu arada Alp yok. Alp harbiden yok. Umarım kaybolmaz. Şöyle geriye de bir oturayım ya. Oh. Bakın manzara bu. Alp'i bekliyoruz. Oğlum bir şey değil mi? Çok iyi yatırdım ha. Alp de geliyor, kaçalım. Aynen. Evet dostlarım, umarım dediğim gibi bugün çok söyledim, videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Oğlum çok bağırıyor bu motor ya. Evet dostlarım, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.